Niğde'de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı için bayrak teslim töreni düzenlendi. Nevşehir'den Furkan Özyalım tarafından getirilen Türk bayrağı pazartesi günü Aksaray'a ulaştırılmak üzere Niğde temsilcisi Orhan Özkan'a teslim edildi. Sevgili kardeşim, rengini atalarımızın kanlarından almış bu şanlı bayrak, ulusumuzun bağımsızlık sembolüdür. Temsil edildiği her yerde bu kahraman ulusun gurur kaynağı olmuştur. Onu teslim aldığım andan bu ana kadar gururla taşıdım. Sizin de bu kutsal emaneti koruyup güceltileceğinize inanıyor, aldığım gibi öperek size teslim ediyorum. Sevgili kardeşim, rengini atalarımızın kanlarından almış bu şanlı bayrağın ulusumuzun bağımsızlık sembolü olduğunu biliyor, onu teslim almaktan gurur duyuyorum. Bu andan itibaren teslim edeceğim ana kadar gururla taşıyacağıma, bu kutsal emaneti koruyup yücelteceğime ve benden sonraki kardeşime devredeceğime söz veriyorum. Tabii bu topraklar özel topraklar. Tarihten bu yana sürekli şehit verdiğimiz topraklar. Gençlerimizin özellikle tarihle olan bağlarının çok sıkı olması lazım. Toprak nedir, vatan nedir, bayrak nedir, ezan nedir bunu bilmesi lazım. Bu da ancak uğurda verilen canlarla, dökülen kanlarla, ne uğruna verildiğinin bilinmesiyle mümkün. Tarihle, geçmişle bağlarını sıkı tutan gençlerle de zaten ülkemiz inşallah teröre karşı sürekli dimdik duracaktır. Geleceğe de emin adımlarla yürüyecektir. Bu bilinçten hareketle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız 18 Mart yaklaşan biliyorsunuz Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü vesilesiyle güzel bir projeye imza attı. 81 Bayrak, 81 Genç projemiz. Gençlerimize bu bilinci oluşturma adına özellikle kuruluşlarımızdaki gençlerimiz bayraklarımızı il il dolaştırıp teslim ediyorlar. Biz de bu vesileyle buradayız. Anadolu Gönül Yolu projesi kapsamında Nevşehir'den şanlı bayrağımızı burada şimdi bir gencimiz buradaki bir gencimize teslim edecek. İnşallah biz bu gençlerle, bilinçli gençlerle geleceğe daha güvenle bakacağız. Teröre karşı daha dik duracağız. Daha başarılı olacağız inşallah. Ülkemiz ilelebet yaşamaya devam edecek.